Allah yakar, Allah taş eder. Zihniyeti nereden kaynaklanıyor? Biz bunlarla büyüdük. Bakınız. Bu bir işe yaradı mı? Doğu toplumlarına, Müslüman şart toplumlarına bakın. Allah'la korkutmanın hiçbir işe yaramadığını görün. Allah'a inanıyor ama Allah yokmuş gibi yaşıyor. Bazıları da vardır Allah'a inanmazlar ama Allah varmış gibi yaşarlar. Bu Nesin'in sözüydü biliyor musunuz? Evet. Birçokları Allah'a inandığını söylüyor ama Allah yokmuş gibi yaşıyor. Ben Allah'a inanmıyorum ama Allah varmış gibi yaşıyorum. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Evet, biz kendimiz olmayan, kendimizden olmayanı insan yerine koymayız biliyor musunuz? Biz kendimizden olmayana ahlaki davranma zorunluluğu hissetmeyiz biliyor musunuz? Biz kendimizden olmayanın hakkını yemeyi, kendimizden olmayana iftira etmeyi, onun hukukunu çiğnemeyi onun malına çökmeyi bir marifet zanneder hatta sevap getirecek bir şey zannederiz biliyor musunuz kim bizi böyle etti geleneksel din algısının korkma güdüsüne bağlılığı nereden kaynaklanıyor bu algıya göre Kur'an korkma diyerek başlamalıydı değil mi korkma hayır neye baş neyle başladı oku Oku nasıl kork emrine dönüştü peki? İkisi arasındaki o büyük farkı ne yapmalı? Korku, erdem ve takva zıtlığını dikkatinizi çekti mi hiç? Korkan aslında bir şeyi yapmadığı, yapmaması korkuya dayalıysa, korktuğu için yapmıyorsa bu insanın erdemliliğine delalet etmez. Niye? Korkmadığı zaman yapacak demektir. İnsanla hayvan arasındaki fark bu. Hayvanı korkuttuğunuz için yapmaz. Ama insan öyle mi ya? O doğru değil diye yapmamalı. Bunu yapmam doğru değil diye yapmamalı. O zaman erdem